Efendim 89.3 Radyo Net frekansında, Kentin Radyosu'nda akşam haberlerinde birlikteliğimize devam ediyoruz. Reklamların hemen öncesinde söylediğimiz gibi bugünkü canlı yayın konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya İl Başkanı Sayın Erdoğan Isır. Şu anda stüdyomuzda. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum tüm dinleyicilerimize ben. Davetimizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Sakarya'da önce şuradan başlayalım isterseniz. İstediğiniz yerden. Sayın Başkanım az daha mikrofona yakın alalım. Şöyle çevireyim o zaman yaklaşayım. Evet, tamam. Şu anda çok daha iyi. Tamam. Dilerseniz önce sizi tanıyalım. Gerçi Sakaryalılar sizi tanıyor epey zamandır. Ama öncelikle kendinizi tanıtarak başlayalım. Oradan devam edelim. Tabii ki yaklaşık 2009 yılından beri aktif siyaset içerisindeyim. 2014 yılında Pamukkale Belediye Başkan adaylığım vardı. O adaylık sürecinde mücadele etmiştik partimizde. Onun akabinde 2015 yılında Haziran ve Kasım seçimleri, milletvekili seçimleri vardı. 2015 yılında il başkanlığı seçimlerinde yine adaydık. Örgütümüz istemişti. İlçe başkanlarımızın bizden bir talebi olmuştu. Ondan sonraki süreçlerde hem referandum süreçlerinde hem evet hayırlarda hem cumhurbaşkanı seçimlerinde aktif görev aldık. Bize nasip oldu. Geçen sene de, yani bu sene yaklaşık 10 aydır il başkanlığı görevini yürütüyorum. İl örgütlerimizin bizden talebi vardı bu noktada. Seçime girdik. Yaklaşık 10 aydır il başkanlığı yapıyorum. Herhalde bir il başkanı nasip olmayacak. Bir milletvekili seçimi geçirdik. Genel seçim geçirdik. Cumhurbaşkanı seçimiyle beraber. Önümüzde birer seçimler var. İşte bu da bizim tecrübe oluyor hepsi. Şuradan başlayalım dilerseniz. Sakarya'daki en önemli sorunların sizce ne olduğundan başlayalım dilerseniz. Sonra devam edin. Yani şimdi bana Sakarya'nın sorunlarını sorarsanız Sakarya'nın sorunları bitmiyor. Yani içeride dostlarımızla bir sohbet yaptık. Dedik ki acaba Sakarya'da sorunlar var mı, neler vardır derken burası tam Çark Caddesi'nin ortası. Evet. Kendine şöyle bir ifade bulundum. Dedim ki arabayla geldim başka bir ilden ya da başka bir ilçeden. Bana dedim Adapazarı Belediyesi'ni tarif edebilir misiniz dedim. Arabaya nasıl gideceğim? Yani buradan yürüme mesafesiyle yaklaşık 700 metre Adapazarı Belediye binası. Ulaşıyoruz. Doğru mu? Evet. Yani peki arabayla geldiğiniz zaman Çark Caddesi'nin sonundan bana Adapazarı Belediyesi'ni tarif edin. Araba ekmesi bayağı zor değil mi? Evet. Çok zor. Yani bir defa trafiğimiz gerçekten çok işler acısı bir durumda. 1 milyonlu nüfuslu bir yerdeyiz. Özellikle belli bölgelerde değil mi? Hem belli bölgelerde bir de sadece trafik akışı da sıkıntımız ziyade. Yani Karasu tarafından da gelseniz, Sapanca tarafından da gelseniz bir defa Adapazarı lafası biliyorum biliyor musunuz Sakarya'da? Yani her yerde Sakarya lafası var. Peki Adapazarı ilçemiz nerede? Lafalara baktığınız zaman kimi yerde 977 bin nüfus gösterir, kimi yerde 997 bin nüfus gösterir. Yani bir tabela dikmeyi bile başaramayan bir yönetimi yani trafik noktasında eleştirdiğim zaman ben artık utanır hale geldim. Çünkü hep dile getiriyorum. Yani trafik. Kaç tane alt geçidimiz var? Bu sohbet yaparken tabii Büyükşehir Belediyesi bu noktada bazı yollar da açtı. Onları tebrik ediyorum ama Büyükşehir Belediyesi ya da belediyelerin esas amacı zaten hizmettir. O yolu zaten açmak zorundadır. Yani siz buraya talep olduysanız açacaksınız. Bana ekstra ne yapabilirsiniz? Evet, yani bu artık bir şey değildir. Diyorsun. Tabii artık bir şey değildir. Yani biz Yeni Cami'nin ilerisinde bir alt geçit yapılmıştı daha önce. Sakarya'da zannedersem iki tane alt geçit var. Bunun bir tanesi Arifiye'de, Batı Çıkır diyoruz buna biz. Bir tanesi Arifiye'de, bir tanesi de Yeni Cami'nin orasında. Yalnız bu Batı Çıkır'larla alakalı herhalde Büyükşehir Belediyesi şu yüzden yanaşmıyor diye biliyorum. O bölgede özellikle Bakkallar Bölgesi diye bilinen bölgede işte bölge esnafını gerçekten işte sıkıntıya uğrattı. Çok mağdur ettiler. Ve onun dışında da işte deprem bölgesi olduğumuz sebebiyle herhalde Büyükşehir Belediyesi bu tarz bir Japonya deprem bölgesi yani diğer sadece Türkiye deprem bölgesi değil. Yani siz efendim teknolojiyi kullanalım. Yani biz Bolu Tüneli'ni 10 yılda açtık bu ülke. Bilecik Tüneli'ni 6 ayda açtık. Yani teknoloji her gün gelişiyor. Siz isterseniz imkanınız varsa bunu yapabilirsiniz. Yani o Bakkallar Bölgesi dediğiniz bölgedeki esnafı nasıl mağdur ettiyseniz eğer o Batı Çıktı'yı daha uzun yapmış olsaydınız belki de onun üzerine o Batı Çıktı'nın üzerine dükkanlar yapacaktınız. Değil mi? Esnaf daha da rahat olacaktı. Şimdi bir tane Arifiye'de bir Batı Çıktı var. Geçemiyorsunuz. Her yağmurda su gibi. Yani trafik sadece Batı Çıktı'larla bitmiyor. Trafik de sadece Sakarya'nın son trafiği değil. Yani
1.3 milyar dolar yıllık bir alt yatırımdan bahsediyoruz değil mi Sakarya'da? Alt yapı yatırımı. Peki siz Sakarya'da yan mahalleleri gezdiniz mi? Yani yolları nasıl? Mesela benim bir tane genç kulakları çınlasın 6 yaşında bir yeğenim var. Yollara baktığı zaman bulut gibi tarif ediyor. Yaman. Yani altyapı yatırımı dediğiniz zaman bir tünel açarsınız. O tünel içerisindeki tüm doğal gazıyla, suyuyla, kanalizasyonu geçirirsiniz. Altyapı döşemesini altyapı yaparsınız. Altyapı budur. Altyapı yani asfaltı kazımadan üzerine asfalt dökmek ya da boynuz su buğularını değiştirmek. Altyapı yatırımı değildir ki. Tüm işlemler bittikten sonra üzerine asfalt dökersiniz. İşlem tamamlanmış olur. Bir daha dokunmazsınız. Yani 100 yıllık bir daha oraya dokunmazsınız ya da belki 300 yıl dokunmazsınız. Bugün başka illere baktığınız zaman yani başka ülkelere baktığınız zaman bu altyapıyı görebiliyorsunuz. Peki altyapı yatırımı yapıldı. Sakarya'da 1.3 milyar dolar da. Şimdi soru sordunuz. Çok hızlı belki cevap vereceğim ama. Karasu'da bir altyapı faciası gördük değil mi? Yazın. Kurban Bayramı'nda. Bakın biz Karasu'ya ikinci mavi bayraklı plajımızı açtık bu sene. Ve aynı zamanda Karasu'daki ikinci defa iki gün biz denizimizi kapattık. Evet, Sakarya'nın görünen yüzü aslında. Değil mi? Bundan önce Kaynarca'da yaşadık işte yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce. Yani bir dere ıslahı yapılmış Kaynarca bölgemizde, ilçemizde. Yani o dere denmezseniz upuzun böyle bir yani su arkı dersiniz sadece oraya yani. Ve esnafa sorduğunuz zaman diyor ki üçüncü yıldır diyor biz bunda mağdur oluyoruz. İlk yıl diyor 20 santimdi. İkinci yıl dedik diyor 40 santimdi. Şu anda diyor 80 santim ulaştı diyor. Yani her yıl orada bir felaket oluyor. Demek ki bir dahaki yıl daha çok büyük felaket olacak. Yani altyapı yatırımı diyelim. Ama inşallah diyoruz. İnşallah da olmuyor. Yani siz bir defa son noktayı koymanız lazım. En kötüsü düşünmeniz lazım. Eğer en kötüsü düşünürseniz sorun yaşamazsınız. Peki yani yatırım dediğimiz zaman Sakarya'da aynı zamanda imar değişiklikleri yapılmıyor mu? Mesela ben belediye meclis toplantına gitmiyorum. Bir tane arkadaşlarım var. Yani 5 dakika ile 10 dakika arası sürüyor. Baktığınız zaman 79 tane maddesi ve 59 tane maddesi hepsi imar değişikliği. Niçin Sakarya'daki imar değişikliği devamlı oluyor? Yani hiçbir şehir plancısı bunu çizmez mi? Ya da ben size şunu söyleyeyim. Sakarya'daki en eski yapıyı bana söyler misiniz? Kaç yıllıktır? 50, 70, 100. 100 civarında. Ama niye tarihli ve övünmüyoruz? Ya o zaman şunu anlatmaya çalışacağım size. Sizin babanızla gittiğiniz bir yere torununuz gidemeyecek biliyor musunuz? Yani buraya benim dedem gelmişti diyemeyecek yani. Evet, bu da önemli bir. Ama madem tarihimize sahip çıkıyoruz. Çünkü bakın Sakarya aslında Türkiye'de nin incisi olabilecek bir şey. Bulunduğu konum itibariyle tabii. Marmara bölgesi Sakarya'daki 7 bölgenin en iyi bölgesi değil mi? Evet. Peki Marmara bölgesine baktığınız zaman Sakarya bu bölgenin içerisinde ön plana çıkmıyor mu? Yani hangi ilde hem gölü var, şöyle hem denizi var, şunu bitireyim, hem nehri var, hem yaylası var, hem platosu var, hem tarihi eseri var. Doğal güzellik açısından hiçbir eksiği yok. Bakın sadece doğal güzellik de değil. Bulunduğu konum itibariyle. Tabii her ilde gidip göl bulamazsınız. Her ilde nehri yoktur her ilin. Her ilin denizi yoktur. Her ile aynı zamanda tren yolu yoktur, karayolu yoktur. Bunlar çok önemli şeyler. Ha gerçi yani vagon fabrikamız var ama trenimiz, garamız da var ama trenimiz yok. Daha da ilginç değil mi? Bununla alakalı ne demek, ne söylemek istersiniz? Yani 2014 yılında Büyükşehir zannedersem seçim arifesinde trenin Sakarya'ya geleceğini söylemişti. Evet. Yine 2014 yılında yine bir tramvay sistemi noktasında Sakarya'da böyle bir yatırım yapılacağı söylenmişti. Yıl 2019 seçimlerinde şimdi tekrar tramvay gündeme geliyor. O halde biz bunu söylüyoruz. Fakat sadece seçimden seçime dilendiriliyor. Bakın Arifiye'de Adaray'ı kaldırdınız. Arifiye'deki insanlar o Adaray'la Sakarya'ya gelirken mutlulardı ve alışmışlardı. Şu anda 2-3 minibüs değiştiriyorlar. Yani vagon fabrikanız varken ilçenizde treninin olmaması, ilçenizde tramvay sisteminin olmaması ne kadar acı değil mi? Tramvaylı sistemin olmaması ne kadar acı değil mi? Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Adapazarı ilçe başkanımızı da aldığımızda o da aynı bu konuya değinmişti. Özellikle dediğiniz gibi vagon fabrikamız var. Aynı zamanda raylı sistemimiz hala yok gibi. Ve bunun oldukça belediyecilik açısından önemli bir şey. Şuna üzülüyorum. Yani Sakarya'da üzüldüğüm noktaların bir tanesi belediye başkanları vizyon sahibi olması lazım. Belediye başkanları 10 yılı ve 20 yıl düşünmemesi lazım. Mesela
Yatay mimari diyoruz biz. Gerçekten yatay mimari Sakarya'ya yakışan bir olay. Ama yatay mimari belli bölgelerde yapabilirsiniz. Niye Kurucuk bölgesindeki binalar bazıları 4 katlı, 5 katlı? Yani bir taraftan yatay mimari derken bir taraftan da şehrin bazı bölgelerine o kat ittifakını verebilmeniz lazım. Ama bunu verirken de depremden korunduğu şekilde bunları verebilmeniz lazım. Öyle inşa edilmesi lazım. Üzüldüğümüz nokta şu. Yatay mimariyle arazilerimiz 50 yıl mı dayanacak? 100 yıl mı dayanacak? Buna üzülüyorum zaten. Tamam, yatay mimari yapalım, 2 katlı evlerimiz olsun, bahçeli olsun. Hepimiz bunu isteriz. Yani ben köylü çocuğuyum, yani ben pamuk olayım. En çok bunu isteyen biri benim. Yani çocuklarımdan, evimden de adapazarında oturuyorum diye şikayet ediyorum. Ben oradaki köpeklerimle ilgilenemiyorum. Bahçeli olan evler güzel evlerdir. Ama bunu yaparken bir taraftan da geleceğimizi düşünmemiz lazım. Tarım arazilerimizi kaybetmememiz lazım. Yani Sakarya tarımda Türkiye'de birinci olabilecek bir il olmasına rağmen hala hiçbir şey yapmışlığımız yok. Evet. Bu anlamda tarıma elverişli topraklarımızın olması ama aynı zamanda bunun yeterli seviyede verimli kullanılıp kullanılmadığını size sorayım. Yani şimdi bakın Pamukko ve Geyve'de geçen ay 2 tane ayva festivali yapıldı. Geyva diye bir markada. Markada yapıldı. Peki dünyada ayva da birinci ülke kim biliyor musunuz ihracattan? Şaşacaksınız. Hollanda. Hollanda dünyada ayva ihracatında birinci. Hiç ayva üretmiyor Hollanda. Türkiye'den alıyor ve ihraç ediyor. Pazarlaması. Ve pazarlamasını yapıyor. Şimdi yani Pamukko ve Geyve'de Geyve Festivali yaptığınız zaman bunu hem Türkiye'ye hem uluslararası piyasa duyurmanız lazım. Şimdi Geyva diye Geyve Belediye Başkanımız Murat Kaya güzel bir iş yapmış. Gittim testleri de gördüm. Ama bir de Osmaniye'ye bakın. Osmaniye ihracat ediliyor. Yani o tesisi yapmak, ben bunu akıl ettim değil, bu tesisin Osmaniye'de bir farklı versiyonu var. Evet, ve aralarında siz, çok fazla da 1 kilometre fazla. Yani siz bunu eğer dünyaya açabiliyorsanız ayvanızı, o zaman birinci olabilirsiniz. Sadece ayva noktasında değil. Bakın bizim topraklarımızda bölgesel baktığınız zaman güney bölgesinde meyve noktasının her türlü şey yetiştirebilirsiniz. Kuzeye baktığınız zaman fındığı yetiştirirsiniz. Buğdayı yetiştirirsiniz, mısır yetiştirirsiniz. Ama üretici hiçbir şekilde memnun değil. Bugün biz tabii alan çalışması yapıyoruz. Alan çalışması yaptığımız zaman da köylere çok fazla gidiyoruz. 40 yaşında köylerde çiftçi bulamazsınız. Bu da bir problem. 45 yaşındadır en genci. Bu da çok nadirdir. Yani köye gittiğiniz zaman en geç çiftçiyi sorduğunuz zaman işte benim oğlum der, 45 yaşında der. Peki 10 sene sonra ne olacak? Kırsal kesimlerden şehire doğru bir kayma olduğu da bir gerçek tabii ki. Ya bunu benim önlemem veya siz önleyemezsiniz. Bunu devlet politikası yürütmesi lazım. Biz bugün dünyada herhalde ithal etmediğimiz 3 tane ürünümüz var. Yanlış rakam şeyi söyleyebilirim. Bir tanesi üzüm, bir tanesi fındık, bir tanesi incir. Diğer her türlü şeyi ithal ediyoruz. Yani devlet öyle bir politika üretmeli ki böyle tarım arazisine sahip çıkmalı. Bakın ben en son bir programa katıldığımda Söğütlü'deki OSB'den bahsetmemiştim. Organ Sanayi Bölgesi'nde. Hiç o noktada inceleme yaptınız mı bilmiyorum ama Söğütlü'de bir göl projemiz var bizim. Yani Söğütlü'de şöyle bir size göstereyim. Alan üzerine tam ortasında bir gölet yapmışlar. Şuraya bir gölet. Yani bu gölet şu anda da şey yapılmaya başlamış. Altyapı çalışmaları başlamış. İstimlak edilmiş. Yanlarında da zaten iş makineleri görebilirsiniz. Peki bu göletin çevresini şöyle dikdörtgen bir şeklinde almışlar. Dikdörtgen şeklinde. Burayı da OSB yapmaya kalkıyorlar. Peki soruyorsunuz, diyorsunuz ki burada OSB olur mu? Ve OSB'nin içerisine 4000 konut koymuşlar biliyor musunuz? Siz hiç organize sanayi bölgesinin içerisine 4000 konut gördünüz mü? Peki o zaman devlet burayı organize sanayi bölgesi yapıyorsa niye gölet yapıyor? Ve 4000 konutun yanı aynı zamanda 5 yıldızlı otel projesi var. Aynı bölgeye sıkıştı. Bakın mesela. Aynı bölge içerisinde ortaya gölet yapılmış, 4000 konut ve 5 yıldızlı bir otel. Ya şunu şöyle diyeyim. Biz buraya İstanbul'dan, Ankara'dan insanlar için evler yapıyoruz. Çünkü gölet manzaralı, göleti devlet yapacak. Sağı da dağ, solu da dağ, yeşillik, ormanlık içinde biz villalar yapmaya çalışacağız diyeyim. Çünkü projelerinde gölete baktığınız zaman göletin içerisine o jet skiler koymuşlar, su kaydırakları koymuşlar. Yani siz OSB yapmıyorsunuz.
aslında konutları belki de pazarlamak için hale getirmek. Peki bu göreti devlete niye yaptırıyorsunuz? Sorduğunuz zaman deniyor ki bu biz OSB'nin altından tünel açacağız. Bu tünelle sulama yapacağız. Tarım arazisi bırakmadınız ki o bölgede. Şimdi gittiğiniz zaman belki oradaki çiftçiler, köylüler şunu söyleyebiliyor size. Diyor ki, ya diyor yapılsın. Sebebi ne biliyor musunuz? Yapılsın demesine sebebi. Çünkü geliri yok. Diyor ki devlet burayı istimlak etsin. Bana belli bir miktar para versin. Ben de bu parayla belli bir işte 3 yılımı, 5 yılımı, 10 yılımı geçindireyim diyor. Fakat 10 yılı çok rahat geçindireceğiz de 10 yıl sonra ne yapacağız? Özellikle tarım anlamında. Ne yapacağız? Yani... Peki hayvancılığa müsait miyiz bu bölge olarak? Bölge olarak tabii hayvancılığa müsaitiz. Peki hayvancılıkta yani bizim dağ köylerimizde hayvancılık yapılıyor mu şu anda? Veya ne kadar hayvanımız var? Ben çok üzülüyorum buna. Peki ulaşım ve tarımdan bahsettik. Bunun dışında özellikle şeyi sorayım size bir de. Sakarya Nehri ile alakalı. Nehrin kimliğini hiç inceliyor musunuz? O konu üzerinde hiç araştırdınız mı? Yani bu noktada basında bir sürü haber çıktı. Yani bundan 4 ay önce, 5 ay önce çıktı. İşte balık ölümlerinden bahsettiler, nehrin kirliliklerinden bahsettiler. Yani şimdi bir konu üzerinde 3 defa açıklama yaptıktan sonra da 4. açıklamayı da yapamıyoruz biliyor musunuz? Yani diyoruz ki ya ben hep karasuyu konuşuyorum, hep kanalca konuşuyorum, hep nehri konuşuyorum, hep Pamukkale konuşuyorum. Bu hoş olmuyor. Hani bunu halkımız zaten biliyor ve bizler de diyoruz ki bu zaten görülüyor. Bu nehre sahip çıkın istiyoruz. Şimdi ben demin Gevye'den bahsederken şimdi bir şey atladığımı unuttum. Bakın Gevye'ye bir köprü yapılmış. Hı hı. Yani Sayın Belediye Başkanı, Gevye Belediye Başkanı. Yani hiç görmüyor musun? O Gevye Köprüsü'nün üzerinde otopark yapılmış. Yani orada bakıyorum. Gittiğim zaman bak sağ kenarında arabalar park ediyor. Ya hiç köprüye o. Araba park eder mi? Ya bunu başka yerde göremezsiniz. Yine en son hafta sonu Pamukkale'ye gittim ben. Pamukkale'de bir yüzme havuzuyla kapalı spor salonu var. Şimdi deniyor ki biz bu yüzme havuzuyla kapalı spor salonu yıkacağız. Yeni bir kapalı spor salonu yapacağız deniyor. Peki niye yıkacaksınız? Yani bu kapalı spor salonunda bizler gittik maç yaptık. Basket maçları oynadık. İşte voleybol maçları oynadık. Siz ama 6 yıldır kapalı spor salonuna bakmazsanız o kapalı spor salonu yıkılacak hale gelir. Bu sefer devletin malı deniz konuma düşer. Bu tadilatla da artık olmaz dersiniz. Bunu yıkmaya karar verirsiniz. Ve başka yapacağız dersiniz. Peki başka yapacağınız tesisi ne kadar koruyabileceksiniz? Belki de 20 yıl sonra onu yıkmaya karar vereceksiniz. Bu hoş değil. Biz çok zengin bir ülke değiliz. Belli bir kaynaklarımız var. Evet biz ruhen zengin bir ülkeyiz. Ama kıyasladığımız zaman yani toprak olarak zenginiz, efendim insan gücü olarak zenginiz ama bedava harcayacak da paramız olarak çok yok. Kaynakların israfı noktasında. Tabii yok, yazık günah değil mi? Dilerseniz tekrar partinize dönelim. Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sakarya'da neyi hedefliyorsunuz? Bunu sorayım. Bunu basına net bir şekilde ifade ettim. Yani bazı siyasi partiler çıktılar dediler ki biz Sakarya'da 17-0 yapacağız dediler. Ben de tam olarak onu soruyorum. Tabii ki her siyasi partinin böyle bir düşüncesi vardır. Ben Sakarya'daki tüm il başkanlarımızla görüşüyorum. Sohbet ediyorum. Hatta biraz önce de bir il başkanımla görüştüm. Ankara'dan yola çıktım. Başkanım dedi 2-3 saat, 2 saat sonra Sakarya'dayım. Oturup bir çay içebilir miyiz dedi. Tabii ki dedim. Yani o noktada bir sıkıntım yok. Her il başkanı oyunu sıfır yapmak ister. Fakat Sakarya'da bu dönem oyunu sıfır olmayacak. Bununla ilgili bir açıklama yaptım. Dedim ki yani oyunu sıfır olacaksa gidelim noterde. Ben olmayacağını iddia ediyorum. Eğer sizler de iddia ediyorsanız gidelim noterde. Diyelim ki siz oyunu sıfır yapın ben istifa edeyim. Siz oyunu sıfır yapmazsanız siz istifa edin dedim. Fakat cevap gelmedi. Bunun üzerine başka bir iddia attım ortaya. Dedim ki 16 ilçemiz var. 16 ilçede biz belediye meclisiyle çıkartacağız dedim. Biliyorsunuz şu anda sadece Pamukkale'de belediye meclislerimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ve dedim ki istifa edeceğim dedim. Yani 16 ilçede belediye meclisi çıkartamazsak dedim istifa edeceğim görevimden dedim. Hala bir cevap gelmedi. Sakarya'da evet Cumhuriyet Halk Partisi bu dönem gerçekten çok iyi hazırlanıyor. Çünkü çok çalışkan bir ekibimiz var. 16 ilçe başkanımıza da sonsuz güveniyorum.
Hepsi ellerinden geleni yapıyorlar. Ve belki de Sakarya'da 20 tane il yönetici sahibiz biz. Diğer illerimizde yönetici arkadaşlarımız istifa ettiler. Belediye başkanı aday olmak için ve aynı zamanda belediye meclisi olmak için. Biz kongremizde şunu söylemiştik. Bizler yerel yönetimden hazırlanıyoruz. Yerel yönetimden yönetecek bir ekiple geleceğiz demiştim. Ve tüm arkadaşlarım da Sakarya'da meclis üyesi olabilecek, belediye başkanı olabilecek kalitede. Ve bir tanesi istifa etmedi. Yani diğer illeri tam net bilmiyorum. Bazı illeri biliyorum. Yani Türkiye'de belki de yönetiminden istifa etmeyen tek il olabilirim. Onun için tüm yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ha, bu arada belediye alacağız. Dediler ki belediye alacak mısınız? Tabii belediye alacağım. Ama sadece belediye almıyoruz, biz belediyeler alacağız. Peki, Sakarya'da. Peki şunu sorayım Sayın Başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sakarya'daki oy oranını geçtiğimiz seçimlerde yeterli buldunuz mu? Eğer bulmadıysanız bunun sebebi sizce nedir? Şimdi baskın bir seçimle karşılaştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir tabanı var Sakarya'da. 13,5 civarı genel seçimlerde bir oy oranımız var. Ama yerel seçimlerde bu değişiyor. O zaman bu da size gündem olsun. Ben Sakarya'da en az Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun %20 olacağını yanıyorum. %30 olsa şaşırmayın. Bu da yerel sizin, seçimlerde. Sizin bir diğer iddianız olsun evet. Bu programda. Yani şaşırmayın. Çünkü Aralık ayından sonra sizler diyeceksiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya'da kaç belediye alacak onları konuşmaya başlayacaksınız. Yani bu saatten sonra bana sormayacaksınız. Adaylarımız belli olduğu zaman. Ya diyeceksiniz ki A ilçesine evet Cumhuriyet Halk Partisi alacak. Başka bir basındaki arkadaşımız B ilçesine Cumhuriyet Halk Partisi alacak. Sizler bunu konuşmaya başlayacaksınız. Çünkü ben belediye başkan adaylarımıza sonsuz güveniyorum. Çok kaliteli arkadaşlarımız geliyor. Peki buna ilaveten hemen bir soru daha sorayım. Sakarya Büyükşehir Belediyesi dışında, Büyükşehir dışında hangi ilçelerde en iddialı olduğunuz ilçelerde? 16 ilçede iddialıyım. Öyle bir kısasım yok benim. Yani ben 16 ilçedeki tüm örgütüme çok güveniyorum. Ama bazı ilçelerin yapısı çok farklı. O noktada belki bir örgütümde bunu biliyor örgütümde. Ben 16 ilçede öyle şunda iddialı değilim diye bir kısasım yok. İddialıyız. Biz ilçe örgütlerimize şu yetkiyle verdik. Dedik ki sizler başvuran adaylarınızla ilgili ön seçim yapabilirsiniz. Tüm yetki örgütlerimizdedir. Yani örgütlere iki tane adaya başvurduğu zaman veya üç aday veya beş adaya başvurduğu zaman ilçe örgütleri şu karar alabilirler. Derler ki biz ön seçim yapacağız. Ön seçimin tarihi, hakim uzmanı yapılan ön seçim tarihi Şubat ayıdır. Ya da örgüt denetiminde ön seçim yapacağız derler. Örgüt denetimindeki ön seçimde biz eğilim yoklaması diyoruz. Bunu da yani il denetiminde çok rahat yapabilirler. Ya da anket usulü yapabileceğiz derler. Bunlar tamamen örgütlerimiz karar verecek. Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapacak. Fakat mesela biz Sapanca Belediye Başkan adayını açıkladık. Evet. Biliyorsunuz. Buyurun. Şu nokta şöyle. Sapanca'da adayımız Cengiz Çekti. Örgütümüz de okey verdi. İlç örgütümüz. Ve açıklandı. Biz Ekim ayı içerisinde 4 belediye başkanını adayımızı açıklayacağımızı iddia etmiştik. Kasım ayı sonunda da 16 ilçe belediye başkanı adaylarımızı vereceğimizi söylemiştik. Fakat işte bu sarkmalar oluyor. Mesela birkaç adayımız da yakında açıklanır ama parti meclisi bir daha kafa toplanacak. Bir daha toplanacağı için işte bir 15 gün sarkma oluyor. Zannedersem Aralık'ın ortasına doğru olacak. Bazen arkadaşlarımız diyor ki bana ya alternatif partiyiz. İşte Adalet Kalkınma Partisi karşısında ben alternatif parti değiliz diyorum. Yani biz iktidar olacak partiyiz diyor. Evet. Ona bir şey de söyleyeyim. Öyleyse şunu sorayım. Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adapazarı İlçe Başkanı Sayın İsmail Küçük'ü canlı yayına almıştık. Ona da benzer bir soruyu sormuştuk. Onun ifadesi şuydu açıkçası. Sakarya'da hangi partiyi özellikle iddialı görüyorsunuz? Hangi partiyle yarışırsınız diye sormuştuk. O da Adalet ve Kalkınma Partisi'yle yarışırız demişti. Sizin o anlamdaki açıklamalarınızı aslında merak ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak... Bakın şunu söyledim. Tüm il başkanlarımla çok net bir şekilde çok rahat konuşabiliyoruz. Bu noktada hiçbir sıkıntımız yok ama rakip görmek hoş bir şey değil. Ben bunu hoş bir şey görmüyorum. Ben rakip görmüyorum. Yani benim belli bir projem var. Biz bu projelerimizle gelmek istiyoruz. Çünkü Sakarya'da bazı belediye başkanları yaklaşık son 5-6 yıldır ki şu birkaç aydır da bunu çok gündeme getiriyorlar. İsimlerini sizler biliyorsunuz. Bu diyor benim mesleğim diyor, bu benim işim diyor. Ben buradan utanıyorum biliyor musunuz? Belediye başkanlığı meslek değildir. Belediye başkanlığı iş değildir. Belediye başkanlığı hizmet işidir. Hizmet yarışıdır.
Onun için Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerime güveniyorum. Onlar hizmet etmek için aday oluyorlar. Bu topluma diyorlar ki biz 5 yıl içerisinde şunları şunları yapacağız diyecekler. Ve yapacaklarını taahhüt edecekler. O taahhütleri olmaz ise geri yerde toplum yapacak. Mesela bazen ben de telefon alıyorum. Diyor ki örgütte bazı arkadaşlarım şunları şunları yanlış yaptınız diyor bana da. Çok da güzel, hoşuma da gidiyor. Diyorum ki bizim örgütle, yöneticilerle bir planımız var. Bu plan dahilinde gidiyoruz. Özel işlerin ortasında tabii, açık tabii. Bir başka. Tabii o diyor ki ben beğenmiyorum. Ya bunu beğenmemenin bir yolu var. Yani çünkü ben bir program yapmışım. Bu programda gidiyorum. Yani bundan bir sene sonra bir kongre vardı. İl kongresi vardı. Beraber karşı mücadele edersiniz. Ben aday olmam. Başkasını seçersiniz. Çünkü demokrasi böyle yürümesi lazım. Ama şimdi diğer partilere bakalım. Yani diğer partilere bakalım. İl başkanı nasıl belirliyorlar? Şimdi mesela benim Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı seçmek için üyem, mahalle delegem önce seçime giriyor. Mahallesinde sandık kuruyor. Diyor ki bu mahalleden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bizim oy sistemimize göre diyor ki bu mahalleden 20 tane delege çıkacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada 100 oyu var. 100 üyesi var. 20 tane delegesini seçiyor. Üyeler delegeyi seçiyor. Evet. O mahalle delegeleri ilçe başkanını ve il delegelerini seçiyor. Oylayın. O il delegeleri de il başkanını ve yöneticileri seçiyor. Aynı zamanda kurultay delegeleri seçiyor. Peki bunu hangi siyasi partide görüyorsunuz? Yani 5 tane aday oluyor. 5 aday Ankara'ya gidiyor. Mülakata giriyorlar. Değil mi? Mülakata girdikten sonra oradaki parti lideri Ahmet Bey olsun diyor. Mehmet Bey olsun diyor. Efendim. Ve gidiyor o oluyor. Sakarya'daki hiçbir üye de buna karşı çıkmıyor. Doğru mu? Ya da bazıları geliyorlar Sakarya'da temayül yoklaması yapılıyor. Beşte girişim. O temayül yoklamaları peki açılıyor mu Sakarya'da? Ankara'ya gidiyor. Sonuçlar geliyor mu? Yine gelmiyor. Biz biliyoruz. Yani siz kendi üyenize güvenmiyorsunuz ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özelliği işte budur. Üye seçer, il başkanı üye belirler. İl başkanı da örgütü, seçmeni, yani üyesi ne derse onu yapar. Peki şunu soracağım size. Buyurun. Bu özellikle Sayın Cumhuriyet Halk Partisi liderin Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte bazı büyük şehirleri alacağız derken işte Sakarya ve benzeri gibi bazı büyük şehirleri bundan ayrı tutmasını, işte Sakarya'da birçok çevre özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya'dan vazgeçti şeklinde yorumladı. Yok, genel başkanım Sakarya'yı direkt aldık olarak düşünmüştü, onun için söylememişti. Bu da farklı bir bakış açısı. Yani il başkanına güveniyordur, o konuda bir sıkıntı yok. Demiştir ki ben zaten Sakarya'yı aldık, yani alacakları saymıştır. Bu da güzel bir manşet Sayın Peki bu bir başka konuya geçelim ama bu konu biraz daha problemli bir konu. Kurultay. Evet. Döneminde olağanüstü kurultay talebiniz evet. Oldu. Özellikle Sakarya Cumhuriyet Halk Partisi, Sakarya Teşkilatı. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'ye evet. Bu anlamda o tarafta durdu diye. Evet. Dolayısıyla tam olarak orada neler yaşandı ve bunun tabanda şu anda motivasyonunu nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Yani sadece o tarafta durmadı. Bir aynı zamanda bölünme oldu mu? Gibi? Yok, hayır. Sadece o tarafta durmadım ben. Aynı zamanda çare heyetindeydim. Yani il başkanlığını temsilen çare heyetinde en önde yürüdüm. Ya buna da gurur duyuyorum. Burada bir problem yok. Bu genel başkanımızı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu istemiyoruz, sevmiyoruz anlamına gelmiyor. Ya da Muharrem Bey'i çok seviyoruz anlamına gelmiyor. İşte buradan zaten ayrışıyoruz. Bu benim demokratik hakkım. Bana üyelerim, delegem demiş ki sana da bir demokratik hak sunuyorum. Bu hakkı istediğin zaman kullanabilirsin. Ben de bu kararı almadan önce kurultay delegelerinde konuşuyorum. İlçe başkanlarımızla konuşuyoruz. Üyelerimizle konuşuyoruz. Onlar diyorlar ki evet Sakarya'nın il başkanı bunu yapmasını istiyoruz. Ben de bunu yapıyorum. Bu aynı zamanda sizin bireysel değil. Tam tabii olarak örgütüm Sakarya örgütüm istiyor. Örgütünün isteği. Şu olabilir ama şimdi Sakarya'da yaklaşık yani 9000'e yakın üyem var. Ya bu üyeler içerisinde 400 tanesi istemiyor olabilir. 500 tanesi istemiyor olabilir. 16 tane ilçem var, bir ilçe başkanım istemiyor olabilir. Çoğunluk. Tabii ki onu istiyor. Çoğunluk ne istiyorsa ben onu yapıyorum. Çünkü gelirken de onu söz verdim ilk kongremde. Dedim ki bakın biz buraya 2 yıl Sakarya'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmeye geliyoruz.
Millet vekili adayı olmayacağız. Belediye başkan adayı olmayacağız. Örgüt üye bizden ne isterse biz onu yapacağız. Yani örgütüm ve üyem bugün desin ki evet Sakarya'da il başkanlığını yapamıyor Erdoğan Isır. Değiştirmesini istiyoruz. Başımı tacıda hiç sıkıntı yok. Bu anlamda çok rahat. Çok rahatım. Örgüt üye bizden ne talep ediyorsa biz onu yapıyoruz. Yani burada da yani başkanımızı sevmiyoruz veya Muharrem Bey'i çok seviyoruz. Tabii ki ben Muharrem Bey'i seviyorum. Muharrem Bey benim abim, yani her istediğim zaman görüşebiliyorum. Ama Kemal Bey, Cumhuriyet Halk Partisi, yani Türkiye'nin yetiştirdiği son dönemdeki en iyi, en dürüst, en temiz seçilen bir tanesidir. Yani şöyle bakalım aslında işe. Yani Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı, mesela biz neyle karşılaşacaktık? Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı bu ülkede bir Mart tezkeresi olacaktı, doğru mu? Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı 49 yıllara biz mayınlı arazileri İsrail Devleti'ne verecektik Güneydoğu'da. Evet. Doğru mu? Yani Cumhuriyet Halk Partisi bunlara karşı çıktı. Belki de Güneydoğu'da şu anda küçük bir İsrail Devleti kurulacaktı. Peki Cumhuriyet Halk Partisi hep Balyoz davalarının yanlış olduğunu, Ergonokon davaları yanlış olduğunu söylemedi mi? Cumhuriyet Halk Partisi kozmik odaya girilmesinin yanlış olduğunu söylemedi mi? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi lideri mi hava alanına Kürdistan bayrağı dikti? Çözüm sürecinin yanlış üretildiğini söylemedi mi? Ya da biz bundan 10 yıl önce FETÖ terör örgütünün bir örgüt olduğunu, yanlış olduğunu, bu ülke için tehlikeli olduğunu dile getirmedik mi? Hep liyakat, liyakat, liyakat. Genel başkanı hep liyakat diyor. Peki, onun için yani genel başkanımız noktasında bir sıkıntımız yok. Tam bu noktada şunu sorayım. Çeşitli seçim çevrelerince özellikle HDP konusunda Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifakta, hani evet, tam olarak resmi olmasa da gizli bir ittifakın olduğu söylentileri dolaşıyor. Geçtiğimiz günlerde yine Cumhuriyet Halk Partisi kanadından bununla alakalı kesinlikle işte ittifak olmayacak bağlamında da bazı açıklamalar oldu. Bu anlamda siz ne düşünüyorsunuz? Bir, ikincisi HDP'nin duruşunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anlamda potansiyel oyuna, özellikle Sakarya gibi bu anlamda çok hassas olan bir ilde sıkıntı yaratabileceğini düşünüyor musunuz? O zaman şöyle bakalım. Yani bundan önceki seçimlerle en son genel seçimleri kıyaslayalım. Yani ben bu oylara baktığım zaman mesela yanlış hatırlayabilirim ama rakamda matematikte yanılmayan bir insanım. Karakürçek'te bir önceki seçimde 125 HDP oyu varmıştı. Bu seçimde yine 125 HDP oyu varmıştı. Enteresan değil mi? Ya da Söğütlü'de 98'miydi. Bu seçimde 96'ya düşmüş. Ya da Arifiye'de 1100'müştü. Şimdi rakam yanlış olabilir. 1102'ye çıkmış. Hiçbir şey değişmemiş ki. Peki şunu üzüldüğüm nokta şu. Siz yani Yunus Bey karşımda oturuyor, Yunus Şahin. Gri ceket giymiş. Ben lacivert giymiş. Farklı olmamız gerekmiyor mu? Farklıyız. Değil mi? Farklı olmamız gerekiyor. Fakat şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Bu ülkede Türk diyebilen, Türk'üm diyebilen insanların olması gerekiyor. Değil mi? Yani şimdi kimileri Türk'üm diyemezken, kimileri doğruyum diyemezken, çalışkanım demekten utanırken, yani andımızı kandırmaya çalışıyoruz son günlerde, günlerde. Ya ben net bir şekilde söylüyorum. Biz bununla büyüdük. Ve bu andımızın gelmesi için elimizden gelen mücadele yapacağız. Bu benim şahsi kanaatim. Ama istiyorum ki diğer siyasi parti liderleri de gelsin, AK Partili başkanı bunu açıklasın. Desin ki evet, Fevzi Bey, ben andımızla büyüdüm. Türk'üm demekten gurur duyuyorum, övünüyorum. Çalışkanım desin. Küçüklerime saygı, küçüklerime sevgi, büyüklerime saygı duymak istiyorum desin. Çok kötü bir şey miydi yani? Niye kaldırdık? Peki kaldırdık Danıştay'dan, bu geri çıktı. Sonra da o süreç ama biraz uzadı. O süreçlerden sonra Milli Eğitim Bakanlığı tekrar başvurdu yanlış hatırlamıyorsam. Yani süreç öyle devam ediyor gibi. Evet, şu anda Milli Eğitim Bakanlığı tekrar başvuruda bulundu. Peki son olarak şunu da sorayım. Yakın birkaç gün önce gerçekleşen bir olay, bir televizyon kanalında Cumhuriyet Halk Partisi'nden yanlış bilmiyorsam Yılmaz Öztürk'tü, bir açıklamada bulundu. Andımızla alakalı bir tartışma programıydı bu. Bu programda
Sayın Yılmaz Öztürk şöyle bir ifade kullandı. Ezanların Türkçe okunması... Arda Metrekinden mi bahsediyorsunuz? Evet, evet, evet. Ezanlar Türkçe okunmalı gibi bir ifade de bulundu. Bu anlamda hem Cumhuriyet Halk Partisi tabanı buradan rahatsız oluyor mu? Buna karşı bakış açınız nedir Cumhuriyet Halk Partisi olarak? Herkes tabii ki açıklamalarında, düşüncelerinde özgürdür. Şimdi inanın izlemedim. Yaklaşık 3 ilçe geziyorum günde. Yani eve de biraz geç gidiyorum. Biraz da evden de fırça yiyorum. Bilmiyorum eşim dinliyor mu şu saatlerde? Yani dinleyebilirim ama özür bu vasıtayla da iki tane kızım var. Biri üniversitede okuyor, bir tanesi lisede okuyor. Yani hem eşimden hem kızımdan özür dileyim. Yani bu bir memleket meselesi. Birilerinin bu işi yapması gerekiyor. Onun için kendisini çok sevdiğimi özür dilerim de söyleyeyim. Çok zarif bir davranış. Yani kusura bakmasın bazen geç geliyor. Dinlemedim de milletvekilimizin söylediği. Şimdi benim babam emekli bir öğretmen. Babamı da çok seviyorum. İyi ki bizi yetiştirmiş. Bu yere getirmiş bu yaşlara kadar. Emekleri çok büyüktür. Hakları ödenmez. Hacca ve ümreye giden bir insan benim babam. Ramazan aylarında bakarım. Sabah ezanı saatlerinde hatim eder. Kur'an'ı Arapça hatim eder. Gündüz saatlerinde de ikinden sonra da Türkçe hatim eder. Ve der ki, bilmem lazımdır. Ne söylediği. Yani Kur'an'ı kitabımızı öğrenmek isteyenlere tavsiyem Arapça tabii ki öğrensinler. Ama Türkçe mahallinde öğrensinler. Tabii ki bu. Yani çok önemli. Nasıl dua ettiğimizi, neler söylediğimizi, Yüce Mevlam'ın bizden, yaratıcımızın bizden, kainatın yaratıcısının bizden neler istediğini bilmeleri gerekiyor. Fakat ezan noktasında simgeleşmiş. Simgeyi değiştiremezsiniz. Yani Türkçe okunmasında benim şahsım olarak hiçbir mahsur yok. Fakat bu bir simge ise, bu simgeleşmiş. Yani dünyada bu Arapça okunuyor. Burada işlemin hiçbir anlamı yok. Anlaşılması noktasında Türkçe olması iyi midir? İyidir. Ama simgelerle toplumumuz o noktada oynanmasını istemiyor. Ben de gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet, çok teşekkür ederim bu anlamda. Bir de şurası var. Yani özellikle seçime doğru gittiğimiz şu günlerde çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Bugünlerde bu tarz açıklamalar olası oyu farklı yerlere kaydırıyor mu? CHP zarar vermez. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki herkes her şeyi çok rahat söyleyebilmelidir. Partinin özü budur zaten. Yani bir siyasi partideki insanlar düşünceleri net bir şekilde ortaya koymalıdır. Eğer koymadıkları sürece zaten o partilikten çıkar, krallığa doğru gider. Tek adamlığa doğru gider. Yani bir kişi her şeyi bilemez. Yani ben il başkanıyım. Peki yerel yöneticilerden anlayabilirim. Sporu anlayabilir miyim? Tarımda anlayabilir miyim? Şunu söyledim zaten sorunum. Herkes bir şeyleri şey yapmalı ve çok açıkta konuşmalı. Cumhuriyet Partisi olmaktan da gurur duyuyorum. Ve içindeki o tartışmalardan da zevk alan bir insanım. Çünkü biz fikir partisiyiz. Ulu Önder, Mustafa Kemal Türk'ün bize iki tane emaneti var. Demiş ki bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi, biri Cumhuriyet Rejimi. Ve Cumhuriyet Rejimi'yle problemi olmayan, yani olmayan herkes de kol kola yürümekten çok büyük mutluluk duyuyor. Bu aynı zamanda siyasi anlamda olabilir. Cumhuriyet Rejimi'yle problemi yoksa bir insanın, onunla yürürüm, yemek yerim, yolculuk yaparım, her türlü şey konuşabilirim. Çünkü bu rejimin kıymetini bir şekilde bilmemiz lazım. Sadece şu anlamda söyledim, sorunun başında da sorunun başında da söylediğim gibi, yani herkes düşüncesini söylemek de özgürdür, özgür bir ülkedeyiz. Tabii, ama tabii. Mesele şu, bu anlamda özellikle belli kesimlerden, bazı kesimlerden Cumhuriyet Halk Partisi özellikle eleştiri aldığı için şu hassas süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verir mi babında sormak istedim. Yok, vermez ama konuyu da bilmiyorum. Yani izlediğim bir program değil. İnanın takip edemedim. Onun için bir bakmam lazım. Taban altta ne varmıştı, ne de söylenmiş. Mutlaka bir fikri vardır. Kendisine sormak daha mantıklı vekilimize. Ama buradan çıkınca telefon açarım. Evet. O olayı da öğrenirim. Andımızla alakalı bir tartışma. Evet. Buradan çıkınca da öğrenirim. Peki tekrar yerele dönelim. Çeşitli belediyelerde, yerelde özellikle Sakarya'mızda usulsüzlük yapıldığıyla alakalı bazı iddialar var. Evet. İçişleri Bakanlığı'nın bunlarla alakalı evet. soruşturmaları var. Devam eden davaları da var herhalde bildiğim kadarıyla.
Bunlar için neler söylemek istersiniz? Bakın, üzülüyorum. Mesela bir yerde yine Felezli'den bahsetmiştim. Mesela Felezli Belediye Başkanı adına çok üzülüyorum. Belediye meclis üyeleri yolsuzluk yapıldığını iddia ediyor. Belediye Başkanı hayır diyor, yolsuzluk yapılmadı. Belediye meclis üyeleri yalan söylüyor diyor. Belediye meclis üyeleri belediye başkanı yalan söylüyor. Siz eğer ki idareciyseniz bu şehirde, valisi, AK Parti il başkanı, büyükşehir belediye başkanı, buna el koyması lazım. Demesi lazım ki, evet burada bir yolsuzluk yapılmıştır. Belediye meclis üyeleri yanlış söylüyordur der, belediye başkanı aklar. Belediye başkanını yanlış söylüyor der, belediye meclis üyeleri aklar. Eğer yolsuzluk var ise üzerine gidilmeli zaten. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Ve hiç kimse suçlanmamalı. Temize çıkmalı. Çünkü bu dünyada herkes hesabını verebilmeli. İş yapıyoruz. Çünkü biz siyaseti hizmet için yaptığımıza göre burada yolsuzluk diye bir kelimenin zaten belediyelerde olmaması lazım. Olduğu zaman da üzülüyorum. Ve belediye başkanı da üzülüyorum. Belediye meclis üyelerine kadar üzülüyorum. Ama bakın Sakarya'da yer yönetimi noktasında çok büyük problemler var. Siz hiç belediye meclis üye toplantısına gidin. Bakın bir tavsiye edeceğim size. İlçe ismi vereyim mi? Vereyim. Pamukkale ilçesine gidin. Belediye meclis toplantısı nerede yapılıyor? Pamukkale ilçesinde belediye meclis toplantısı belediye başkanı makam odasında yapılıyor. İlk defa duydunuz zannedersem. Değil mi? İlk defa duydunuz. Peki böyle bir olay olabilir mi? Sizce Yunus Bey? Yani makam odasında belediye meclis üye toplantısı yapılır mı? Kaçıncı yüzyıldayız? Yani hiçbir belediyenin imkanı yok. Yani görüntü olarak hoş değil. Peki o zaman yolsuzluktan bahsediyoruz. Her ilde, her ilçede bir kent meydanı var. Değil mi? Şimdi bazı ilçe o kent meydanı yakışabilir. Doğrudur. Mesela Tarakla yakışmıyor. O kent meydanı. Geçtiğimiz günlerde de... İşte o yaptı. Evet. Yani oranın dokusuna yakışmıyor. Her ilçeye seyir terası, seyir tepesi gerekmiyor. Ama biz sanki her ilçede kent meydanı olacak, her ilçede seyir terası, seyir tepesi olacak. Yok böyle bir dava. Atatürk üstüyle alakalı bir... Bir açıklama yaptım. Yani ben Taraklı Belediye Başkanı'nı çok seviyorum. Taceddin Bey. Beyefendi bir insandır. Sağ olsun beni evinde de ağırlamıştır. Ve o kadar bir beyefendidir ki yani çayı da kendisi getirmiştir. O noktada ender bulunabilecek belediye başkanlarındandır. Ve dostumdur da, abimdir de. Kinayeli bir açıklamaydı herhalde sizinki. Kinayeli değil. Ben belediye başkanımızı çok seviyorum. Yani üzülüyorum. Bu dönem Cumhuriyet Halk Partisi Taraklı'yı alacak. Taceddin Başkanım'dan üzülüyorum. Ama biraz dinlenmesi de gerekiyor. Kinayeli açıklama şu. Belediye kent meydanına bir tane Türk büstü koymuşlar. Evet. Ufak bir Atatürk büstü. Yani orada sığıntı gibi kalmış. Ben de belediye başkanıma dedim ki siz emekli bir öğretmensiniz. Sayın belediye başkanım. Ve buraya Atatürk büstü heykelinin layık olduğunu benden daha iyi bilirsiniz. Taraklı ufak bir yerdir. Bütçesi yoktur. O zaman dedi ki bize imkan verin. Sakarya İl Örgütü bunu karşılar. Oraya güzel bir Atatürk heykeli armağan eder. Ne olur Taraklı'ya Atatürk heykeli kazandırmış oluruz. Bu kötü bir şey değil. Yani keşke ilçe belediye başkanı dese de kol kola oraya bir heykel yapsak yani. Bu aynı zamanda siyasetin olması gerekendir. Bakın ben Sakarya'da bazı şeyleri çok üzülüyorum. Buyurun. Şimdi Sakarya'da bir bina yapılmış. Bunu hangi kişi yaptı? Ünal Bey yaptı. Bunu kim yaptı? Bunu Cevat Ayhan yaptı. İsmini verin. Yani bir belediye başkanı başka partiden diye o binayı yıkmayı düşüneceğinize, küretmeyi düşüneceğinize o binaya o belediye başkanı yapan ismini verin. Hizmet etmiş. Bu ile bu ilçeye o binayı kazandırdıysa onur edin. Hakkı değil midir o insanın? Yani 5 yıl boyu hizmet ettiyse onun hakkıdır. Çünkü eğer siz bunu yaparsanız siz de oraya belediye başkanı olduğunuz zaman sizden sonra gelenler de bunu yapar. Peki son olarak sizin söylemek istediğiniz başka herhangi bir şey var mı? Yerele, Sakarya'mıza mesajlar vermek istiyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin çalışmasından gerçekten çok memnunum.
İlçe örgütlerimiz elinden geleni yapıyor. Dün hem Arif Yerevi hem Adapazarı ilçesindeydim. Biliyorsunuz 3 tane ilçe başkanımız kadın. Kadınların siyasette olmasını istiyorum. Aynı zamanda il yöneticilerimizin çok aktif kadın yöneticilerimiz var. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Bu erkekler hep görme anlamına gelmesin. kadınların siyasette olmasını istiyorum. Kadınlar ne kadar siyasette çok fazla olursa siyaset daha da güzelleşecektir. Daha da zayıfleşecektir. Umarım belediye başkan adaylarımız da, çünkü isimlerini duyuyorum, aday olmayı düşünenler, aday olanlar var. Kadınlarımızın belediye başkanı olmasını istiyorum. Çünkü onların bizlere yaklaşımı çok daha farklı. O anlamda cesur olmalarını istiyorsun. Tabii cesur olmalarını istiyorum. Sonra kadar destekliyorum. Kasım ayı değil ama Aralık 15 itibariyle zannedersem adaylarımız bitecek. Açıklamalarımız. Aday açıklamaları bittikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi tüm örgütleriyle el ele kol kola yürek yüreğe vererek Sakarya'da sosyal demokrasi belediyecik anlayışını, bize Yunan Ozan'ın miras bıraktığı bu belediyecik anlayışını, Yunan Ozan'ın bize bıraktığı o temiz belediyeciliği, Yunan Ozan'ın bize bıraktığı beyefendi belediyeciliği, Yunan Ozan'ın bize bıraktığı şehircilik belediyeciliği, bu iş böyle yapılır denmesini en iyi şekilde yapacak. Çünkü onun biz mirasına sahip çıkmak istiyoruz. Onun evlatları sayılırız. En iyi şekilde yapacağız. Ve bu arada yani sadece o değil, Turgut Boztepe'den Hayat Unusul'a kadar bir sürü büyüklerimiz var bu ilimize hizmet eden. Hı hı. Sadece kendi partimden bahsediyorum. Yani Cevat Bey'in hizmetleri var. Onu da her zaman takdirde karşılamışımdır. Rahmetli analım burada. Sosyal belediyecilikle Sakarya'yı oluşturmak istiyoruz. Çünkü üzülüyorum. Biliyorsunuz biz Abasyanık AFA'yı yıktık. Ve hala yerine bir AFA yapamadık. Peki yıkarken ne de yıktık yani AFA'yı biz? Yani madem projemiz hazır değildi. Ya da madem bütçemiz yoktu. Niye yıktık? Böyle devam etseydi. Bütçemiz olduğu zaman durumumuz, imkanımız varken yapsaydık, yıksaydık. Şimdi oraya gittiğiniz zaman üzülüyorum. Bakın Sakarya'da tiyatro gelmiyor Sakarya'ya. Ve o solun altında insanlar sanatlarını sergiliyorlardı. Ebru sanatı yapıyorlardı, işte resim sanatlarını gösteriyorlardı. Sanatçılarımız orada yetişiyordu ve aynı zamanda öğrenci kabul ediyorlardı. Ve o tiyatro salonlarını biz yıkılmadan 4-5 yıl önce de restore etmiştik. Yani belli bir miktar paralar da harcadık. Ve harcanan paraları restore ettik, 5 yıl sonra yıktık. Ve bir yıldır da dokunmuyoruz. Bir projemiz dahi yok. Peki şehir hastanesi projemiz vardı. Yani Cumhurbaşkanımız Sakarya'ya geldiği zaman şehir hastanesi projesini sunmuştu. Ne yaptık? Nerede o proje? O konuda hiç giremedik bile. Aslında konuşulacak ne kadar çok şey var. Yani niye şehir hastanesi gündeme getirmiyoruz? Bakın bugün Kocaeli'de şehir hastanesi bitmek üzere biliyor musunuz? Peki Kocaeli'deki, yani bazen üzülüyorum. Kocaeli'nin stadı 34.977 kişilik biliyor musunuz? Bizim stadımız 28.000 kişilik. Hiçbir uluslararası turnuva yapamazsınız. Yani uluslararası turnuvalarda maalesef Sakarya'yı alamazsınız. Ancak özel turnuvalar varsa alırsınız. Peki tatankalara, evet. Bu tatankalar bu şehrin her yerinde mücadelesini kötü gününde Sakarya Spor'a sahip çıkmıyor mu? Yağmurda, çamurda, kışta onların peşinde koşmuyorlar mı? Sakarya Spor konusuna hiç giremedik aslında. Peki ama biz Sakarya Spor'a biliyorsunuz otoparkları vermiştik. Yani otopark, yol kenarındaki otoparklara vermişti. Ne oldu? Yardım ediyor. Ya ne, bundan sonra niye özelleştirdik? Peki Sakarya kongre merkezi şehir olabilir mi? Yani niye Kocaeli öyle bir merkez olsun? Sakarya yapalım kongre merkezi. Başka hiçbir program, şey yok biliyor musunuz? Başka programlarda. Öyle bu mi? Konuları... Süremiz doldu mu? Süremiz doldu diyelim. Hem sizi de yormayalım. Tamam. Program öncesinde konuştuk. 9 tane farklı kahvehanede konuşma yaptığınızı açıkladınız. Yo, ben konuşmayı seviyorum. Çünkü siyaset gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi büyüklerime de çok teşekkür ediyorum. Beni her konuda bazen yanlış yaptığım zaman arıyorlar. Diyorlar ki bu söylemleri yapma. Doğru yaptığım zaman da buradan devam et diyorlar. O büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Beni donatıyorlar. Siyasetle donatıyorlar. Küçük arkadaşlarım da, genç arkadaşlarım da bilgilendiriyorlar. Onun için konuşmayı seviyorum. Tüm o bilgimi ve siyasetteki rakamları beni arayan o büyüklerime ve genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ki bakın biz Sakarya'yı birinci borçlu belediye diyemedik biliyor musunuz? Utandık. Yani Bursa, Antep ve Sakarya üçüncü belediye biz saydık. Aslında Sakarya
Nüfus bazlı baktığınız zaman boşluğu birinci belediyeydi. Utancımızdan üçüncü belediye diyebildik. Tamam, süre doldu. Ben teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Özellikle yayın öncesinde de konuştuğumuzda Sayın Başkanım şunu söyledi. Dedi ki hiçbir sorudan kesinlikle çekinmeyin. Yani nasıl sormak istiyorsanız o şekilde sorun. O konuda da gerçekten çok teşekkür güzel ediyorum. Güzel bir öyle. Açık yüreklilikle tüm sorularımıza cevap verdiğiniz için. Adeta Hodri Meydan ne isterseniz sorun dediğiniz için. Biz bakın şeydeki il binamızdaki kapıları söktük. Herkes gelebiliyor. Buyurun gelin, misafirimiz olun. Yani öyle makam odamız yok. Herkes açık, halka açık. Onlarla sohbet etmeyi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim beni çağırdığınız için, konuk ettiğiniz için. Rica ederiz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmadığınız, nezaketiniz için ayrıca. Dilerseniz daha sonra tekrar tabii ki her zaman bu programda sizleri ağırlamak isteriz. Her zaman. Seve seve.